Değerli dostlar, Fatma Börek, kızlık soyadı, sonra da Fatma Güvel olarak Edebiyat Dünyası'nda isim yapıyor. Onun çok sevdiğim eserlerinden birisi bana tekrar Edremit'i tanıttı. Ölmez Ağacın Evi. Kendisi 1946 Edremit doğumlu. 1963 yılında Edremit Sesi'nden mezun oluyor. Sonra kimya mühendisi olarak yetişiyor, bu sektörde çalışıyor. Ve uzun yıllardan sonra tekrar Edremit'e dönüyor. İşte o dönüşüyle alakalı anıların tazelenmesi ve bize bir hakikaten bir Edremit portresi çıkarıyor. Bence her Edremitli efendim ve Edremitlisi de Fatma Börek Gürel'in Ölmez Ağacın Evi kitabını okuması lazım. Benim elimde bir Remzi kitabevinden bir örneği var. Muhtemelen başka yayın evlerinden de çıktı. Ben burada tabii kitabı fazla detayına girmek istemiyorum. Sadece Edremitlisi öğretmenleriyle alakalı bölümü aktarmak istiyorum. Bakalım, bir bölümde felsefecinin farkı diyor. Ve bunu da okuduktan sonra herhalde kim olduğunu siz de anlayacaksınız. Onu tanıyanlar anlayacak. Edremit Lisesi'ne gelen ilk felsefe öğretmeniydi. Aynı zamanda müdür yardımcısı. Sert, yüzü gülmez, orta boylu, tıknaz, esmer, genç bir adam. Çok çalışkan olanlar dışındakilere karşı takıldığı sert tutum nedeniyle öğrencilerin korktuğu, sokulmak istemediği birisiydi. Bekardı. Yaşı 30'un üstünde olduğuna göre 60'lı yıllarda evlilik için çok geç kalmıştı. Lisenin en üst katındaki odada oturuyor, hep aynı balık sırtı çizgili ceketi giyip, hep aynı ince bordo kravatı takardı. Renksiz bir adam, üstelik cibri. Pek çok öğrencinin biraz korkarak, biraz merak ederek ondan öğrendiği düşünce tarihi, toplum bilim ve izmler kadar bir genç, büyükle karşılaştığı nasıl selam vermeli, nasıl konuşmalı gibi günlük yaşama yönelik öğütlerle de akılda kalacaktı. Okul gezisi yapıldığında hele Şıpşık Dede, Hasan Boğuldu gibi kırlık yerlere gidildiğinde çocuklaşır, güler yüzlü, çok sevecen, hatta şakacı olurdu. Sonra İstanbul'da başka bir liseye atandı ve birkaç yıl sonra genç denecek yaşta ölüm haberiyle birlikte sırları da ortadan kalktı. Neden evlenmemişti? Çünkü kalp hastasıydı ve arkasında dul ve yetim bırakmak istemiyordu. Uzun bir yaşantı beklemiyorsa neden bu denli cimriydi? Çünkü tüm parasını yoksul çocukları okutmak için kullanıyordu. Çünkü kendisi de yoksul bir yetim olarak büyümüş ve yardımlarla okumuştu. Değerli dinleyiciler, Edremitlisi camiası, onun öğrencisi olanlar herhalde bu bölümü okuyunca kim olduğunu bilecekler. Bu da size bir şey olsun, böyle bir soru olsun. Bakalım neler anlatmış öğretmenler hakkında. Sevim Hanım'la başlayalım. İlaveten, deminki felsefe hocamıza ilaveten. Türkçe öğretmeni Sevim Hanım, su gibi şırıltılı güzel sesiyle ve İstanbul lehçesiyle konuşur, okuma parçasından sorular sorardı. O çoktan dersini okumuş, yazı ödevini çoktan yapmış olurdu. Sevdiğinden edebiyatın güzel dünyası kendi yolculuklarıyla keşfe başlamış olduğundan. Bakalım sırada kim var? Şefika Hanım. Ama matematik, fizik, kimya da güzeldi. Hele kimya, sanki varlığın en gizli köşelerinde bir yolculuk, maddenin ta kalbine açılan bir kapı. Şefika Hanım öyle güleç, öyle tatlı anlatırdı ki kimyayı sevmemek olmazdı. Kimya ilimlerin anası olduğu gibi maddenin gizemini çözen bir anahtardı. Görünmez küçüklükteki parçacıklar arasındaki ilişkinin kuramını açıklayan derin, saygın, şaşmaz, yararlı kimyayı ve onun çalışkan, sabırlı insanları, kimyacıları Şefika Hoca'nından dinlemek, onlara yakın olmak isteyene benzer düşünceler getirirdi akla. Evet, değerli yazarımız Fatma Gürel, Ölmez Ağacın Evi. Bunu internet kitap sağlayıcılarından temin edebilirsiniz. Bakalım nasıl devam ediyor. Bu sefer de coğrafyacı Cavit Cengiz Bey diye devam ediyor. Coğrafyacı Cavit Cengiz Bey, coğrafyayı yeryüzünün bir macerasıymış gibi heyecanla anlatırken mavi gözleri parlar, dağılan kumral saçlarını elleriyle toparlardı. Ders arasına bazen büyük ve kalabalık şehirlerdeki yaşam biçimi, örneğin otobüse binerken, bilet alırken arka arkaya dizilip kuyruk
olunmasının çok yararlı olduğu gibi ders dışı bilgileri de katarak, önemseyerek araya sıkıştırır. O yüzden hiç sıkılmadan ders çabucak biterdi. Bu bölgenin kuzey yüzey şekillerini Bölek anlatsın. Yani Fatma Hoca, Fatma böyle kitabın yazarı. Aferin, bu çocuk iyi çalışıyor der, verdiği yüksek notla onu sevindirirdi. Bakalım resimde ne var? Resim yine çok zevkliydi. Şefika öğretmenin eşi Muzaffer Bey geliyordu. O aslında matematik öğretmeniydi. Gözlüklü, orta boylu bir adam ve kara tahtaya yazdığı yazılar sanki matbaa yazısıymış gibi düzgün ve okunaklı. Okulun ilk haftaları içinde bir gün yine ödev verdiği resimlere bakıp değerlendirdi. Çocuklar, buraya bakın, Fatma'nın ödevine. Hayalimdeki cennet ödevini nasıl yapmış? İşte böyle değerli Edebiyat Liseliler, Fatma Gürel, bizim mezunumuz 63, Ölmez Ağacın evinde aslında bize ağırlıklı olarak Edebiyat'ı anlatıyor ve bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum.